harikulade. Sen ne kadar tatlı görünüyorsunuz. Bir tanem efendim. Gençleşiyorsunuz gün geçtikçe. Vallahi. Peki şöyle demişsin Bülent abi. Artık varsa yoksa dijital, biz de bu yüzden single yaptık. Doğru söyledim. Evet. Çünkü geçen bir araba aldım. Vallahi bak. CD takma yeri yoktu değil mi? Evet. Aynı şeyi yaşadım ya. Şoföre dedim ki ya şu CD'yi tak da bir Bülent Serttaş'ı dinleyeyim dedim. Bülent Bey dedi CD çalar yok arabada. Yani artık CD gerçekten evlerde bir dekor olarak yer kaplıyor. Dijital olduğu için ben bu konu üzerinde çalışmalarımı son sürat devam ettiriyorum. Arabayı sen kullanıyorsun tabii değil mi? Yok, şoför var. Şoför var, evet. Şoför sen var. Kullanma da ne olur bak. Bir motorda neler geldi başımıza. Ne kadar güzel söylemişsin. Gülmeye çok ihtiyacımız var. Zorlu toprakların insanlarıyız. Tek derdim insanların keyif alması ve gülümsemesi. Bu çok güzel bir tabir. Zorlu toprakların insanlarıyız. Mükemmel. Yani mükemmel. Geniş olarak baktığımız zaman gerçekten çok doğru bir kelime. Onu da kurdum. Hep doğuda, Ege'de, Trakya'da, Karadeniz'de gezmediğim, basmadığım toprak kalmadı. Gerçekten insanlar ezik büyüyor. Yani her şeye hasretler. Gülmeye, eğlenmeye. Gittiğim yerlerde bana dokunduktan sonra "Aa, gerçekten Bülent Serttaş'mış" diyorlar. Yani dokunana kadar benim Bülent Serttaş olduğuma kanaat getiremiyorlar. Nasıl ya? Ya karşısında duruyorum. Dokununca vallahi diyorum. Ha, o bakımda anladım. Ha. Başka bir şey sandım ya. Ha, yok yok. Yani öyle bir şöhret mi var? Teni şöyledir, böyledir filan gibi. Ha, yok yok, öyle değil, yok değil. Mehmet Ali Erbil kendi teniyle övünür. Ben bunu geçen gün Show Radyo'daki programda da anlattım. Ya böyle şeyde hem show'u çekiyoruz beraber. Bize de tabii oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz falan. En sonunda prodüksiyon dedi ki bari dedi bunlara dedi bir karavan şey yapalım da. Ondan sonra şimdi herkesin dizi oyuncularının falan her birinin ayrı karavanı var. Karavanı tabii biz var, evet. Film çekiyoruz. Düşün Mehmet Ali Okan. Ondan sonra bize bir karavan getirirler. İkimiz birlikte bir tane eski püskü bir karavan. Ondan sonra tatil karavanı gibi biz ikimiz içinde böyle işte soyunuyoruz, giyiniyoruz falan, oturuyoruz. Tabii sabahtan akşama kadar sıkıldık birbirimizden falan. Ondan sonra bir konular da bitti, konuşacak konular da bitti. Kaç ay film çekiyoruz. Ondan sonra bir gün durup dururken ya dedim. Biliyor musun dedi, benim dedi, tenim dedi, gül kokar dedi. Nasıl eyvah, ya? Eyvah ya. Ay bana niye anlatıyorsun falan. Dedi rahmetli dedi babaannemin de dedi teni dedi gül kokardı dedi. Ben hep onu dedi koklardım dedi. Ben de dedi ona çekmişim dedi. Tenim dedi gül kokar dedi. Dedim ne yapayım Mehmet Ali Allah aşkına ne anlatıyorsun yani, ya? Şurada erkek. Yani över kendini erkek erkeği işte. Şimdi bizde neden oluyor bu dramatik bizde her şey dramatik. Neden oluyor? Onun birisinin yorumu vardı çok güzel. Diyor ki çok dağ var dağ. Dağ, bizde evet, çok dağ var. Dağ var evet. Yani elin memleketine gidiyorsun, böyle şeyine doğru adamın memleketine iniyorsun böyle havaalanına inerken hep böyle şehir, 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 bir iki tarla falan ekilmiş. Bizde de gidene kadar nereye gidersen git, dağ, 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 dağ ova, evet, dağ, 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 dağ gidiyorsun. Bu kadar dağ olunca galiba, şimdi benden iyi biliyorsun bunu, kavuşamamak oluyor galiba. Evet. Dağlar oldu, kavuşamamak oluyor. Evet. Dramatik, acı. Türküler, acı, aşk, her şey kavuşamamak her şey, üzerine. Kavuşamamak. Ve tabii ki çok da acı var, çok da acı var. Ama bir yandan türkü söyleyip bir yandan bu kadar tatlı olabilmek, bu kadar eğlenceli olabilmek ve bu kadar aranılan bir sanatçı olmak. Bunu biliyorum. Bir kere kim evleniyor seni çağırıyor baba. Evet. Değil mi? Kim evlenirse Bülent abiyi çağırıyor. Kim evleniyor Bülent abiyi çağırıyor. Bülent Serttaş gelecek, evlendirecek. Kim evlenirse... Özellikle bu gidiyor özel geceler bilmem neler ondan sonra çünkü herkes bu adamı istiyor. Çok acayip bir şey. Teşekkür ederim. Bir işime olan saygı. Gerçekten yaptığım işi çok seviyorum ve en iyisini yapmaya çalışıyorum. Gittiğim yerde de düğünlerde de mesela saat merfumu bende yok. Yani saat konuşmuyoruz. Ya tam düğün başlayacak 1,5 saat doldu bırakıp gideyim mi?
Ya ömür billah bir kere düğün yapacaklar. Ya. Onun için biraz fedakarlık yapıyorum. Şey sanatçı yani burnu büyük bir böyle çok meşhurum. Burnum büyük. Ben ancak bir saat kalırım falan böyle şeyler yapmıyorum. Yok yok öyle şeyler ama yapıyorum. Sabaha kadar da oturma gerdeğe girecek bunlar değil mi yani? Yani. Bir gün bir damat söyledi. Öyle mi? Dedi. He, de bırak da gidelim. Abi, abi işimiz var dedi. Peki, vallahi bıraktım. Şu direğe çıkmış. O direğe niye çıktın anlamadım da bir şu görebilir miyiz onun görüntüleri? Ben sana gözüm demem, sana dışarı kör olur. Baba niye çıkıyorsun? Yani hadi motorlara biniyorsun, düşüyorsun da gittin yani. Yani nasıl bir adrenalinin var ki direklere tırmanıyorsun? Niye tırmandın o direğe? Ya Okan şöyle söyleyeyim. O kadar güzel bir seyirci var ki karşımda. Yani diyorum ki eve gittiklerinde şöyle yaslansınlar. Oh ya ne güzel bir konser izledik. Desinler. Ya kendimi harap ediyorum orada. Ve bu en sonki sahnemden sonra hanım yemin ettirdi. Bir daha dedi çıkacağız. Allah'tan, dedi. Allah'tan. Dedi bak üç tane çocuğun var dedi. Vallahi onlara dedi bari. Kendine acımıyorsun ama onlara biraz. Ya hangi programdı şu? Küçük minik böyle kaniş köpekler bir şeye mi biniyordu? Bir şeye biniyorlardı. Bisiklet. Da, ya bisiklete biniyorlardı. Aha. Orada seni gördüm. O medya arkasına da koymuş. Şimdi yoktur bizde o. Aha. Çok eski. Bu böyle... O programda konuksun. Kendi programımdı galiba. Senin programın benim programımdı evet. Ya da o zaman neyse programın sahibi. Ondan sonra bir şey bir bir aksiyon. Böyle bir atraksiyon yapıyorlar anladın mı köpekler falan. Bülent abin oradan böyle bir çocuk gibi bakışı var böyle oraya. Biz de binsek olur mu? Böyle hani başka yani şey gibi olur yani bir çocuğa hediye alırlar da öbür çocuk böyle kıskançlık içinde bakar ya ulan bize niye almadılar falan gibi. Sonra bindin ona da. Bindim. Köpek üstüme atladı. Vallahi çok acayip. Ya mesela bir tanesi işte çember geçirdi ve tenis raketinden geçti programımda. Evet. Yemin ediyorum iç geçiriyorum. Acaba geçebilir miyim o tenis raketinin içinden? Evet. Oyun oynuyor. Çok meraklı. Ya işte... Çok haylaz, haylaz. İnan içimde öyle bir enerji var ki... Ya fırlamalık mı diyeyim, ne diyeyim yani adlandıramıyorum valla. Böyle bir volkan var içimde ama bir yere geliyorum, frenliyorum kendimi, frenliyorum. Evet. Evet. Ne güzel. Acayip bir heyecan ya. Bu kızda da var. Bu kızda da var aynı şey. Ama bir şey söyledim. Abi o kadar haklı ki tırmanmakta. Ben sahnede mecburen zaten bit kadar boyum var diye o topuklulara bir muhtaç hayat durumu var. Gerçi öyle bir zorunluluk yok ama giyiyorum. Abi ayaklarımın altını görseniz yemin ediyorum ağlarsınız. Benim için konserime gelen Bülent abiyle hani aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyorum. Yani benim konserime gelen insan sadece şarkı dinleyip dönmemeli. Enerji patlaması yaşamalı, bir hikaye paylaşmalıyız. Ya bir şey olmalı o anda. Belki de düşüp gebermeliyim o anda ama onu eve gittiğinde güzel şarkı söylüyor dememeli. Evet. Oraya tırmanmayı ben kaç kez düşündüm. Unutamayacağı bir gece olmalı. Ya evet. Kaç kez düşündüm. Evet. Çünkü öyle bir şey oluyor ki seyirci öyle bir galeyana getiriyor ki seni sahnede. Ama topukludan lanet olsun. Sözümdür. 15'inde Kaş'ta festivalde çıkacağım. Atacağım pabuçları çıkacağım Bülent İnşallah abi. İnşallah bir gün denk gelelim. Aman. Ya, bir direğe sen çık bir direğe ben çık. Evet. Mükemmel olur. Karşılıklı olur. Peki sevgilim diyorsun ki yakında İngilizce şarkı okuyacağım ama henüz hangi şarkı karar vermedim arada ters köşe yapmak iyidir. Evet. Evet. İngilizce how are you? Fine how are you? Şimdi senin ya, İngilizcen çok iyi. Şükür. İngilizce şarkı da söylüyorsun. Evet. Bir mikrofonu alabilir misin rica etsem? Ben de sana ters özür dilerim buradaymış ben vermeliydim. Çok söylemekten hoşlandığım bir şarkı. Söyle ismini. Açık. Denedi. Kussaydın daha iyi anlaşılır. Yani evet. Hemen aklıma gelen öyle göster amcalara... Hayır öyle değil öyle değil. Hayır ben Tuncer'ler için soruyorum. Yani onlar da çünkü şey pek bir şarkı bilmiyorlar da yeni öğreniyorlar işte. Şimdi siz Stairway to Heaven'ı öğrendiniz mi çalmasını? Evet. Fena değil evet. Buyurun. Var mı Amy Winehouse falan herhangi bir şey? Hangisi? Valeri. Bak klasikçiler demek o kadar da bilmiyorlar. Tabii. Back to Black. We only said goodbye with words. I died 100 times.
You go back to her and I go back to. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to. I go back to back. Yeterli mi? Çok güzel söylüyor. Evet. Tunçerler de Tunçer Tunçeli'yi Blues Band olarak Kadıköy'de Ağaç Ev'de bütün bir sezon çıktılar. Aynı zamanda biz de burada Dada Kulüp'te çıktılar. Aynı zamanda şimdi de bütün bayram süresince Bodrum'da bizim yeni açılan Dada Salon Brasserie'de sahne aldılar. Ve tabii yayın tarihimiz itibariyle söylüyorum. Hakikaten inanılmaz, inanılmaz hem caza hem blues'a yatan bir grup. Tunçer Tunçeli Blues Band. Alkışlıyoruz onları. Şimdi ama her şey çalıyor ama bir şey var. Şimdi hemen Bülent abi'den bir İngilizce şarkı ne alalım? Evet. Dur Allah aşkına bir deneme yapalım. Ne olur? Bilmiyorum ki hiç İngilizce şarkı bilmiyorum. Bilebilsem başımla gözüm peki, üstüne. Peki basit bir İngilizce şarkı ne var bildiğin? I love you, I love you, do you love me? Saygı. Evet, çocuklar... Abi Burhan Çeşen la bam, la 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 bam ba diye çıktı zamanında ya. Ya yani Joe İsmailca. Ya şey yok mu onu ne kadar güzeldir o. Bütün her yerde sahne alanlar İngilizce şarkı olarak ne na na na. Ne na na na. Değil mi? Bak mesela o çok kolaydır söylemesi. Çünkü zaten sözleri bilmeye gerek yok. Ne na 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 orayı bağırıyor. Ama ne? Yani Amerikalı bir sanatçıdan kesinlikle bir tane İngilizce okuyacağım. Bir Michael Jackson patlatır bence. Hayır ama bir Frank Sinatra falan okumak ister belki. Bir Frank Sinatra olmak ister. Bak, ya, mesela bir... Bak çok doğru. Bir My Way falan filan değil mi bak öyle bir ya, şey? Bak ha? Ya. Ha? Olmaz konuştun mı? Mu bunu var mı daha sizde? Önce? Ama onlar çalmazlar öyle şeyler. Bunlar hem... Tüyo mu verdi? Hem rahatça, hem blues. Bir My Way olabilir değil mi öyle bir şey? Peki. Yani... Bir İngilizce çocuk şarkısı var mı sende biliyor musun? Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Bu çok kolay. En kolayı bu zaten. Başla. Çocuk şarkısı başka. Head and shoulder... Öğret Bülent abiye. Abi. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Yani Türkçesi diyor ki kafa, omuzlar, dizler, daha, ayak parmakları. Evet, hazırız, buyurun. Bir daha yap abi. Tamam. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. İki büklüm kalacağız yemin ederim. Bir daha yap, bir daha yap. Bülent abi bunu söyledin. Öttürürsün. Ciddi söylüyorum. Bütün dünyada. Amin amin. Bu da mı var? Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Head and shoulder, knees and toes. Ne yapıyoruz biz ya? Bu da mı vardı? O yorumunu tabii ki Bülent abici. Sadece dansa olmaz. Şarkıyı da söylemek abi, gerekiyor. Abi tatil köy şarkısı vardı. Neydi o? Aga do 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 push pineapple shake the tree. Aga do do do. Bilirsiniz ya. Hangi to the left, köyü bu to ya? The right. Ha. Alles inclusive, her şey dahil diye. Dansız. Peki. Şimdi yeni albümü İrem'in şarkılar Beni Sana Hapsettin, Bende Hüküm Sür, Acemi Balık, Kaçın Kurası, Kurşun Adres Sormaz Ki, Yok Dostum Zor Dostum, Gidiyorum Aşkımız Olay Olacak. Burada Aşkımız Olay Olacak değil mi Burhan Çaçan'dan? Hı hı. Söylüyorsun. Onu mu söyleyeceksin şimdi bize? Siz ne isterseniz. Bu evet, merak ediyorum ben. Burhan Çaçan vallahi, seviyoruz. Evet. Çok. Evet. Ha? Çok. Seviyoruz. Burhan abi candır. Burhan abi candır. Evet. Biz daha 2 yıl önce falan bir Bursa konserinde aynı otelde kalıyormuşuz. Burhan abi başka bir yerde çünkü ben başka bir yerde. Görür görmez titremeye başladım benim çünkü çocukluğum şarkısı Aşkımız Olacak. Koştum gittim adamın da afyonu patlamamış. Ben gittim Pokemon gibi adamın yanına. Burhan abi ben çok severim Aşkımız Olacak şarkısı ne olur dedim bir tane video çekelim Instagram'a koyalım. Şöyle baktı tamam evladım dedi. Bu var şeyde var
Kalbimin tek sahibine bütün nikah, düğün organizasyonlarında evet. çalınan şarkı oldu. Evet, şarkımı çalıyorlar. Bülent abi çağırıyorlar. Ben para kazanamadım ondan. Ne Bülent anladın? Abi söylüyor musun bu şarkıyı? Evet, söylüyorum. Harbiden mi? Vallahi söyledim. Oley! Vallahi söyledim. Biraz mırıldanmaz mısın sevgilim? Gir şarkıya. Dualar eder insan mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Burası şükretme yeri. Çok şükür, bin şükür seni bana verene. Of. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz Kesmiş bir, oldum. Ne dağlar. Demirler deldir devene. Ama bir şey söyleyeyim mi? Rabbim prompter'ı korusun. Ama vallahi billahi 1,5 sene okudum bunu. Hayır canım sene. Efendim. Ama tabii önümüzde şey yazılar olacak. Evet tabii. Evet, tabii. Kolay değil. Mesela bir böyle bir gecede, bir düğün gecesi ya da bir özel gecede kaç şarkı söylersin sevgilim? Ya mesela 30 tane söyler misin? Fazla geçiyor. Yapma ya. Tabii. Oo. Mesela 40 tane söyler misin? 5 saat 45 dakika kaldığımı biliyorum sahnede. Ne yaptın abi? Of vallahi. Of 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 of. Wow. 5 saat 45 dakika. Senin rekorun kaç? Yani benim, tahminen. Ünlü olmadan önce bir grubum vardı Monopop diye. Hmm. Yabancı söylüyorduk komple. Benim rekorum 4,5 saat falan. Artık yani mekan sahibi in ulan defol git evine diye geldi. Çok keyif aldığım zaman ben inmek istemiyorum sahneden. Yani hani öyle sözleşmede şu kadar falan yok öyle bir şey bende. Hmm. Devam etmeliyim. Devam edeyim çünkü besleniyorum. Enerji topluyorum. Yani şarjdayım o anda. Çekmeyin beni şarjdan. %100 dolayım öyle alın yalama. Ve doğru mesela bölge var. Şehir ismi vermeyeceğim. Düğüne gidiyorum. Ya diyor onun düğününde sen diyor 3 saat 40 dakika kaldın diyor. Aa. Bizde evet 3 saat 45 dakika kalacaksın. Aa. 5 dakika fazla tabii. Öyle tabii düğünler yarışıyor. Peki. Evet. Hadi alkışlıyoruz İrem'i ve şarkısının arkasından uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz İrem'e. Ve Burhan Çaçan şarkısıyla hadi. Ona veda ediyoruz. Buyursunlar. Hayatın kanununu yazabilseydim. Ayol bunu her yerde çalıyorlar. Bu ne ya? Genç şarkıcı Hande Ünsal. İçimden geldi, öyle çıkarttım. Tutmadı ama... Yok tutmadı olmaz. Ben tutturacağım şimdi göreceksin. Tamam, okey. Düşüne düşüne teklisiyle başarılı müzisyen Aynur Aydın. Porque llorando tanto, tanto, tanto que no... Yani tanto, tanto diye atıyor da olabilir yani burada. Kalbimin Ankara'sı teklisiyle Barbaros. Bülent Sertaş'ın aynı zamanda bütün bu gösteri dünyasının içinde, müzik dünyasının içinde çok iyi bir eş. Evet. Çok iyi bir eş, çok iyi bir aile babası olduğunu herhalde herkes biliyorlardı. Gençlerle de aran iyi. Evet. Gençlerle de aran iyi. Gençlerle zaten. Yani bizim burada Kabare'de, Becliyeköy Dada Salon'da sahneye çıkardığımız, genelde bu Kabare'nin işte biraz yüzyılbaşı, Fransız, İngiliz mekanlarını anımsatan dekoru içerisinde hiç garip kaçmayacak. Çünkü biz burada tiyatro yapıyoruz. Biliyor tiyatroyu biliyorsun. Tiyatro evet, dekoru evet, falan. Evet. Bu dekorda seyircinin hiçbir şekilde yabancılamadığı iki kişi var. O da program, beraber program yapmaktan, beraber programda olmaktan çok mutlu olduğum iki kişi. Biri sevgili Mahmut Tuncer abim. Bir diğeri de Bülent Sertaş abi. Eyvallah, ama tabii Bülent aslında benden bir yaş küçük. Ama ben ona abi diyorum. Çünkü adamın bir abi gibi bir hali var. Sürekli. Yani, ağır abi. Ağır abi evet. Ağır abi de bir yandan da yani ben aslında bir şey söyleyeyim. Ben o kadar tatlısın, o kadar sempatik ve iyi niyetlisin ki ben senin tersinden korkarım. Bu kadar samimi, bu kadar tatlı bir insanı hakikaten kızdırmaktan korkarım. Niye? Çünkü zaten durup sinirlenen, herhangi bir şeye negatif yaklaşan bir insan değilsin. 3 tane çocuk var. Evet. Kaç yaşlarında onlar? 16 kızım, 13 ve 14'te
Erkekler, oğlanlar. Evet. Kız mı daha yakın? Ha? Ya ayırt anda, etmez insan çocuklar. Ya ayırt edemem yani, mümkün değil ayırt etmek ama kız farklı ya babaya. Değil mi? Ha? Yani. Of. Çok seviyor mu babasını? Aşık diyebilirim. Ay canım. Vallahi. Ay şu anda canım. Amerika'da okula gittiler. Ay ne güzel. Yani bir babiş deyişi var. Ay canım efendim. Eriyorum, yemin ediyorum eriyorum ya. Of. Allah'ım bütün yavrularımızı korusun. Evet, Allah hepimizin, bütün çocuklarımızı. Hepsinin şansını, bahtını açık etsin. Ama iyi baba değil de hala iyi baba, iyi bir aile reisi olmaya çalışan bir insan. Ne güzel, ne kadar tevazu gösteriyorsun. Estağfurullah, ne güzel, estağfurullah. Çok güzel, harikulade. Çok güzel. Peki, tamam. Şimdi bir kostüm mü diktirdim? Ya hakikaten yaramaz çocuk ya. Niye diktirdin o kostümü, onu da anlamadım. Bir görelim kostümü. Bir görelim. Baba mükemmel. Ya. Baba bu ne? Baba vallahi bu ya. Bu hangi ya bir tarihi dizi için mi dikildi? Ya. Game of Thrones için mi dikildi? Ne? Ya ben bu olayın, düşünün şöyle söyleyeyim. Çok iyi bir marka takım elbise giyip basına sunsaydım böyle yapar mıydı? Yok, olmaz tabii. Böyle konuşulur muydu? Değildi. Ha. Ya şimdi içimde, yani düşünün hangimiz çocukluğumuzda evcilik oynarken, işte oyun oynarken kral olmadı veya prens olmadı, doğru mu? Arkadaşlar doğru mu? Hı. Ya o da içimdeydi ama ben binlerce kez teşekkür ediyorum. Marka danışmanım, PR danışmanım Selim Akar'a. O kadar bir ince düşünceyle ve Tanju Babacan'ın, evet. Evet, özellikle de ona çok teşekkür ediyorum. Bana bir takım da dikebilirdi, şöyle omuzlarından bir şey akan veya eteklerinde bir şey olan ceketin. Ama dedi ki Bülent Serttaş, öyle bir şey dikeceğim ki dedi. Yani gözünde canlandırdı herhalde. Böyle bir şey dikti. Peki bu tabii ki bir sanatkar yani, bu bir tasarımcı. Evet. Ama seni nasıl böyle düşünüyor? Böyle mi düşünüyor seni? Ama şimdi yaptığı diğer elbiseler de var. Ha, ha. Ama dedim ki öyle bir şey yap ki bana. Yani yok diyemeyeyim ve yok da diyemedim zaten. Çok da sevdim. Ve Allah nasip ederse o kralın bir filmi gelecek. Maşallah maşallah. Yani o boş değil. Bunu yaptık ama inşallah o, çünkü yaşamımdan anekdotları hep not aldım ben. Bir kenara yazıyorum. İyi güzel. Bir senarist kardeşim ve şu anda bir iki de teklif geldi ama güzel. İçime sinmesi lazım. Veya ve düşünün ki o posterin film afişi olduğunu ya. Veya normal bir takım elbiseyle. Ben kaçırmam şahsen. Doğru mu? Ben kaçırmam. Teşekkür ederim. Peki şu nedir? İddia ediyorum diyorsun bir Elazığlı ile. Evet. Günde 5 dakika konuşmak ömrü uzatır. Ne demek istiyorsun burada? Sen ömrü uzatırsın da. Ama Elazığlılar genelde böyledir. Candır, sevecendir, misafirperverdir, yiğittir. Yani gelen misafirini kesinlikle en iyi şekilde ağırlar ve yolcu eder. Öyle yani bir hem sosyal medyada dedim, güzel de olur. Valla. Her gün bir Elazığlı'yla 5 dakika konuşun, ömrünüz uzar. Valla neyse, alkışlıyoruz. Elazığ'ı da alkışlıyoruz. Bülent abiyi de alkışlıyoruz. Eyvallah. Peki, şu kliplere bir bakmak istiyorum beraber. Kliplere bakalım. Şimdi hangisi geliyor ilk önce? Bir tane böyle bir kızla, bir oyuncu kızla böyle bir ters yatıyor. O hangisi o? Sevda içeride mi? Elini kolunu sal. Sevda içeride. Sevda içeride. Onu bir görelim. Tamam bak buraya bak. Hakikaten şarkı çok güzel. Evet. Kız çok güzel. Sen hiç oraya yakışmıyorsun. Dana gibi. Ya, estağfurullah. Dana gibi demek istemedim ama yani ya zaten o kare tamam yani. Orada bir yani şarkı güzel. Yukarıdan böyle güzel böyle bir hani düşey bir ya, kadraj var. Yani bakalım. Orada yoldan geçen adam gelmiş yatmış gibi duruyor ya. Ya yemin ediyorum şimdi ya bu içimdeki hep ukdeler. Ha. Bunları yapmak istiyorum. Vallahi yapmak istiyorum ya. Hakikaten yaramaz çocuk. Şimdi biliyorum ki orada
bayağı bir kasa geniş. Hayır onun için değil yani orada ya bir şey söyleyeceğim. Orada dünya güzeli bir adam da yatsı olmaz. Yani orası hakikaten şöyle ya benim de ben bunu ilk karesini gördüğüm zaman dedim ki herhalde dedim bunun kimdi yönetmeni? Erkan Naz. Ha. Herhalde bu Erkan Bey değil mi? Hani orada bir güzel bir kare yapmış ve Bülent abi yine o böyle bisiklete binen küçük köpekler gibi orada bakmış oradan monitörde. Ben de oraya gideceğim yatacağım demiş. Belli yani. Görelim. Aa. Yani gerçekten o yerdeki sahnede drone geliyor ama drone'un sinyalleri yani Sayın Cumhurbaşkanı o bölgedeymiş. Bütün sinyalleri kesiyorlar. Yani dronlarla ilgili. Drone'un havalanması olmuyor. Yani bir şekilde sinyallerle indiriyorlar. Biz de zannettik ki drone direkt bize yanaşıyor. Yüzümüze yanaşıyor. Bir dakika. Böyle bir şey olduğu zaman drone kontrol edilemez hale mi geliyor? Evet. Ha. Drone'u kontrol edemiyorsunuz. Ha. Direkt indiriyor. Ha. Yani 5 metreden yukarı çıkmıyor. Evet ama dronlar bütün dünyada çok tehlikeli hale geldi. Evet. Evet. Dronlar yani burada hatta bunu herkes bahsediyor. Yani bundan sonra terör hareketleri böyle işte bütün dünyada yani bayağı bir şey. Hani işte zehirli gaz bilmem ne ıvır kıvır yani kitle imha. Yani drondan aslında sadece liderler açısından değil kitle imha aracı olarak da kullanılacağından işte ne bileyim kimyasal silah şey olarak... taşıyıcısı, kimyasal silah taşıyıcısı olarak kullanılabilir diye herkes çok endişe ediyor. Mesela, ve bu çok doğal bir şey bu sinyallerin çok kesilmesi. Çok doğal. Otelin de kendi koruması varmış zaten. Hmm. Çünkü otelde girip çekebilir diye kesinlikle uçuşları vermiyorlar. Orada drone uçurmayı müsaade etmiyorlar. Peki yani. Ne oldu? Sinyal kesince drone... Sinyal benden normal iniyor zannettim. Hmm. Meğerse sinyal kesici gelmiş. Direkt kızın suratına geliyordu. Ay, yazık. Allah canımı alsın. Şöyle 10 santimden direkt tuttum. İyi ki yapmışsın. Tuttum, evet. İyi ki yoksa, yapmışsın. Vallahi. Vallahi belki de içime doğdu. Vallahi olabilir. Yani büyük bir vallahi facia atladık. Ya, anlamadığım şey bu. Sürekli de söylüyorum. Şimdi türkü söyleyen ve Bülent Sertaş gibi Anadolu'nun bağrından gelmiş adamlar aynen. Bu şeylerle kliplerinde oynattıkları güzel hanımlarla böyle el ele kol kola dolanmıyorlar. Evet. Genelde. Bir ayrı durumu oluyor. Fakat bu da herkesin klibinde bu oluyor. Yani bütün böyle ağır abilerin kliplerinde aynı şey var. Yani adam bir yerde şarkı söylüyor. Tek başına kız. Ona da ne yapıyorlarsa o da kendi kendine halleniyor işte. Küvete giriyor, kendinden geçiyor. Ondan sonra oraya yatıyor. Oraları tutuyor, halleniyor falan filan. Yani... Bir ayrılık oluyor. Yani hikayeyi de anlamıyorum. Yani ne demek istiyorsun orada? Yani daha doğrusu şeyde yani senaryoda ne var? Bülent Sertaş dinlerseniz evet. Aklınızı yitirirsiniz. Evde acayip şekillere girer. Mesela gidersin elbiselerle küvete dalarsın. Oturursun böyle bir düşüncelere dalarsın. Falan. Ya baba ya. Ama bak şey çok güzeldi. Tamam. Ayna önündeki evet. Durum çok iyiydi yani. İyi, bir evet. Gerilimi vardı bir de. Niye bahçeye çıktım? Yani kol düğmelerini taktım. Ya abi o hayata dairdi yani onlar. Çimlerin üstünde dans etmeye herkes aklını kalsın ya. Güzelsin. Ya vallahi yok ya. Biraz kilo versem tamam, diyorum. Tamam o verilir ya. Kediler de alıyorlar veriyorlar. O kadar yani bunun derdine düşmek lazım. Ben televizyon programına başlamadan önce 85 kiloydum. Hmm. 75 kilo indim. Ben ufacık tefecik bir adamım. Şimdi hakikaten 85 kilo olduğum zaman bayağı bir kocaman oluyorum. Yani şimdi işte 75'e indim. Ama şey de yapmıyorum. Yani aslında yaşla beraber biraz zor. Fakat biraz ağzımı kapattım. Bir de ikram edilenleri yemiyorum. Şimdi Bülent Sertaş'ın hayatının çok zor olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü özellikle bizim Anadolu kültüründe ikram edileni yememek büyük ayıp abi. Büyük ayıp. Sana sofra hazırladık geldi. Sen diyorsun ki ay şekerim diyetteyim. Öyle bir şey olmaz yok, yani. Yok. Ya Kazakistan'a gidiyorum Okan. Hı. At kesiyorlar bana ya.
Kur'an evliya çarpsın ya. Ya vallahi billahi. Ama şaka değil bu. Orada kimseye... Ay yazık o ata ya. Kimseye at kesmezler. Senin niye onuruna... Sen at kesince ne yapıyorsun? Abi senin onuruna kesiyorlar onu. Atı kesiyorlar. Orada, tabii. Ay çok üzüldüm ya. Şimdi diyor ki orada ikramı geri çevirmek... Bir ikram mıdır yani Kazakistan'da i̇kram, bu ikram, ikram değil mi? İkramdır, işte o da tabii. Zor, o da tehlikeli. Evet. İkram ve gerçekten oraya gelen işte devlet büyüklerine bilmem nelere yapılan bir jest. Ben de gittim at kestiler. Yahu dedim kardeş ne yapıyorsunuz? Yani yedim ama yedim. Yani, ya bizdeki bak, geri çeviremiyorum. Ha, bir de bizde şey var yani bilmiyorum başka ülkelerin yasalarında var mı? Mesela bizde uyuşturucu kullanmak kanunen yasak. Yasak. Şimdi eğer herhangi bir şekilde işte bir tahlille şu ya da bu şekilde içtiğin kullandığın saptanırsa mesela bir hafifletici neden var. Diyor ki ikram etti diyor. Bilmiyorum başka ülkelerin yasalarında bu var mı? Yani şimdi ne demek? İkram etti ne demek yani? Evet. İkram etti. Kullanma. Kullanma. İkram etti. Kullanma. Yani. Hayır. Diyor ki ikram etti. Yani ikramın zorlayıcılığı şöyle söylüyor. Yani ikram edenin tehditkarlığı yani kendini emniyette hissetmiyor. Kullanmak zorunda kalıyor filan gibi bir şey hafifletici var, bir savunma var. Evet. Yani demek ki şimdi tabii ki bu aman uzak dursun yok, uyuşturucu aman, meselesi. Aman, ama aman. Demek ki bizde bu yasaya girecek kadar böyle bir şey varsa yemek ikramında da yahu sen gidiyorsun bu Kazakistan'da bunlar da şey bizden. Evet. Yani burada herif diyecek ki belki at kestik ulan. Evet yiyeceksin. Eyvah. Yani şimdi bunu tabii yemek gerekiyor ve en zoru bu. Yani evet. Diyet yapmak konusundaki Allah aşkına ye, ölümü evet. Öp ye. Bundan bir şey olmaz. Bu organik, bu organik. Doğal. Ha, bundan bir şey olmaz. Aynı laf. Evet. İşte ondan oluyor. Ondan oluyor. Evet. Ondan oluyor. Yani şeyde kolay değil. Bir de Ramazan'da da tabii ki çok zor geçirdi birçok insan. Evet. Çünkü mutlaka iftara davetli olunuyor. Efendim işte gidiliyor. Hadi onu da ye, bunu da ye. Hadi zaten bunu. Açsın. Evet. Bütün gün aç kalmışsın filan. Evet. Çok doğal. Peki. Hadi ne açmışsın bu klipte? Bayağı. Hadi. Bayağı. Çok, vallahi... çok da güzel. Bu kimin çektiği efendim? Bunu da eşim çekti. Vallahi eşim çekti. Maşallah. Vallahi eşim bundan çekti. Sonra böyle devam edilsin. Vallahi billahi. Çok de... güzel. Ellerine sağlık. Çok güzel. Vallahi eşim çekti bunu. Harikulade. Evet. Görelim. Eşin harikulade bir iş yapmış. Yine sen olmasan daha güzel olacak bir iş. Dans etmesen. Dedim ne oldu? Mükemmel. Kızlar, dansçı kızlar falan. Bayağı büyük prodüksiyon. Nereden bu? Bunu Antalya'da çektik. Çok sevdiğim bir dostum. Böyle bir hazır abim. Bir şey yok. Dekor kurdu eşin. Dekor kurdurdu. Oh. Ebru Gündeş'in sahnesiydi. Ertesi gün o çıkacaktı ama biz bir gün önceden bütün sahneyi, ışıkları değiştirdik. Bu klibi gece saat 2:30'a kadar çektik, bitirdik. Harikulade. Evet. Ama bütün şey çok güzel. Hem renkler çok güzel. Ha. Maşallah, maşallah. Bir şey var. Bülent abi o kadar kendine güveniyor, o kadar iyi niyetli ki. Şimdi diyor ki bak, yani siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Diyor kendi de bakıyor orada. Şimdi dansçılarla sahneye çıkmış dans ediyor. Diyor kilolu görünüyorum diyor. Evet. Yahu ne olmuş olabilir? Onlar profesyonel dansçı zaten. Evet. Normal bir insan zaten onların arasında karışmaz. Sen oyun oynamak istiyorsun. Gidiyor aralarına da sonra diyor ki ulan diyor bunlara göre ben kilolu görünüyorum diyor. Evet öylesin. Onlar profesyonel. Onların bütün hayatı zaten diyet yaparak geçiyor. Evet. Onlar sabahtan akşama kadar dans ediyor. Diyet yapmalarını bekliyor. Ya bu dansçılar kadar dans edemiyorum galiba ben. Ya ama yemin ediyorum o yerde dönenler gibi de mesela içimden yapmak İçinden geliyor, geliyor ama evet. Sahne İçinden çöker. Geliyor. Sahne çöker. Sevgilim efendim hangi şarkıyı söylemek istiyoruz şimdi? Hangisi? Sevda içeride.
Peki, Bülent abi, bütün neredeyse her formattaki programıma geldin. Mesela evet. işte bir masada oturuyorduk. Son galiba 15 yıla yakın da masada oturduk. Değil mi Tuncer? Evet. Bir bu televizyonu üreten, ilk televizyon programlarına başlayan, televizyon programlarını, ilk talk show programlarını üreten Amerikalılar, ilk başta tabii bizde de, bütün dünyada öyle, Almanya'da, Fransa'da, her yerde öyle başladı. Daha sonra bu bizim bu masa, koltuk, kanepe düzeninden büyük masaya, hep birlikte oturduğumuz masaya geçtik. Oradaki derdim şuydu, insanlar o Zaga programı, senin evet, de çısıklıkla evet. geldiğin Zaga evet. programına gelenler birlikte oturmak istemiyorlardı. Mesela diyordu ki işte o zaman az konuk alınıyordu. İşte iki konuk, üç konuk alınıyordu filan. Ondan sonra onlar diyordu ki işte ben o falancayla oturmam, filancayla oturmam. Evet. İşimiz gücümüz bütün bir hafta boyunca sanatçıları birbirlerine eşleştirmeye çalışıyor. O evet. onunla oturmuyor, bu bununla oturmuyor, bu evet. bununla oturmuyor filan. Artık bize fenalıklar bastı. Ve uzun süre yönetmenliğimi yapmış olan ve... zaten değerli eşi şu anda hala benimle devam ediyor. Yönetmenim Rahşan Hanım. Ondan sonra ama onun eşi Barış'la beraber oturduk, bir karar verdik. Dedik ki biz Avrupa sistemine geçelim, masaya geçelim. Yani o şu şununla oturuyor, bu bununla oturuyor meselesinden çıkalım. Herkes birlikte otursun ve kim gelmiyor, hani ben onunla oturmam diye gelmeyenler için de ilk başta dedik ki biz 30 tane konuk çağıralım. 30 tane konuğun arasında ben onunla oturmam, ben bununla oturmam filan diye onu elense, onu gitse 20 konuk bize kalıyor. Mükemmel. Fakat bir şeyi fark ettik sevgili abi. Ya biz bu masada, yıllarca masada yaptık ama hiç kimse konuşamıyor. Çünkü masadan bir komedi çıkması gerekiyor, bir şey çıkması gerekiyor. Dolayısıyla biraz daha tereddütlü olan, biraz daha efendi olan, biraz daha suspus olan insanlar konuşmadan gidiyorlar ve bundan şikayet ediyorlar. Sonra bu sene tekrar başlarken dedik ki biz tekrar eski sisteme evet, dönelim. Ve artık bu masadan şaka üretme, eğlence üretme işinden baş başa röportaj gibi. Yani aslında sanatçının kendi söylemek istediklerini illa da bir komedi üretme kaygısı olmadan kendi seyircisine direkt olarak aktarabileceği bir sisteme geçelim. Dedik. Ve tekrar bu baş başa sohbet evet, çok da iyi olmuş. Vallahi çok da iyi olmuş. Çünkü Okan'ın bahsettiği 3 dakikalık bir soru soruyor o geniş masadaki. Hı. Çok iyi bilirsin Hı. ki ne kadar insanla da orada sanatçıyla Hı. karşılaştın. Çok güzel bir cevap bekliyor aslında. Direkt bu. Evet. 3 dakika konuştu, evet. bir şey sordu. Evet. Hani çok güzel bir cevap bekliyor. Direkt evet. Evet. Yani evet. bütün, onun için bütün konuklar muhabbet... evet aynı senin gibi eğlenceli olmuyor. Şeyi hatırlıyorum. Bir, onu geçen gün programda anlattım. Değil mi Pınar'cığım? Bülent abinin Zaga'ya gelişi, bir Zaga'ya gelişi vardı. Çıktı. Böyle çıktı. Konuk olarak geliyor. Yani ve katılımcısın yahu. Evet, evet. Yani ya da seninle radyo show radyodaki programda geldi. Evet dedi. Nasılsınız arkadaşlar falan filan böyle. Geldi oturdu. Şimdi dedi bir şey yapalım da telefonumuzu alalım da filan dedi. Bir baktı programı idare ediyor. Mis gibi. Büyük ferahlık, büyük rahatlık Bülent abiyle beraber program yapabilmek. Şimdi İstanbul'da bir seçim mevsimindeyiz. Evet. Gelip oyunu kullanacaksın. Elazığ'dan geleceğim evet. Elazığ'dan geleceğim. 22'sinde Elazığ'dayım. 23'ünde Allah nasip ederse dönüyorum. Herkes oy kullanacak. Herkes oy, herkes oy kullanmalı. Evet. Herkes oy kullanmalı. Bu evet. bu vatandaşlık görevi bizim için çok önemli. Evet. Biz de zaten ülkemizin normalleşmesini istiyoruz. Evet. Artık bir süre seçimsiz bir hayat sürmek istiyoruz. Evet. Herkesin işine gücüne bakmasını istiyoruz. 4 sene seçim olacak. 4 sene inşallah 4 sene seçim olmasın. Hep birlikte evet. çalışalım. Ülkemizi çok seviyoruz. Ülkemizi evet. yüceltelim. Ve bunu ülkemizi yüceltmek, toplumumuzu yüceltmek de ancak çalışmakla mümkün. Siyasi evet. tartışmalar yaparak işte filanı mı
falanı mı seviyorsun, onu mu tutuyorsun, bunu mu tutuyorsundan biraz çıkalım bir süre. Evet. Bir süre kimseyi tutmayalım. Hakikaten yani bir süre hakikaten her zaman şundan şikayet ediyor. En çok şikayet eden bendim. Niçin apolitik bu kadar gençler? Niye herkes apolitik? Niye ya da depolitik? Apolitik doğru deyim değil. Depolitik. Niye işte insanlar, gençler politikaya heves etmiyorlar? Mutlaka gençler politikaya heves etmeli filan. Fakat öyle bir seçimlerle dolu bir süreç geçirdik ki evet, hakikaten insanların biraz işine gücüne bakması lazım. Artık çünkü Türkiye dışarıdan bakıldığı zaman gerçekten aslında şikayet edenlerin gidip bir dışarıya gelmesi lazım. Ülkemiz cennet. Evet. Ama bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Kesinlikle. Ülkemiz cennet çünkü. Peki. Ne güzelsin ya. Evet, hadi bir şarkı daha. Vallahi. Hadi bir şarkı daha. Sonra da uğurluyoruz Bülent abiyi. Alkışlıyoruz. Bu.